Merhaba abi. Merhaba. Yeni yılın hayırlı olsun. Senin de inşallah kardeşim. Bugün ayın ocağın ikisi. Evet. Biz seninle en son 7 veya 8 de olmamıştı o kadar. 6 gün önce falan bir röportaj yaptık, onu yayınlamadık. Bununla birlikte şey yapacağız. Biz asgari maaşı ne beklentideyiz, ne kadar düşünüyorsunuz konuştuk. Evet. Şimdi onu izleyelim. Tamam. Sonra da o video bittiğince evet, muhabbete geçeceğiz. Tabii. İzleyelim. İzleyelim. Bugün 27 Aralık değil mi? Evet. Asgari maaşın açıklanmasını bekliyoruz. Bekleniyor. Komple halk merak ediyor. Özellikle asgari maaşla çalışan kişileri bekliyor. Abi uzman olarak kendi düşündüğü işte neyse, asgari maaş ne kadar olması lazım, nasıl olması lazım, yani günümüzünki şartlarında yaşayabilmek için asgari maaş ne kadar olması lazım? Buyurun abi, seni dinliyoruz. Herkese merhabalar. Askeri ücret şu anki durumda 2300 lira. Yeni bir takım TÜİK'ler, işte SEDAKA'lar, toplum kuruluşları ve dernekler. Bir tanesi TÜİK açıkladı sanırım, 2700 olsun en ağır şartlarda çalışan askeri ücretlinin fiyatı. Yani bana kalırsa en az 8000 lira olması, yani açlık sınırının üstünde bir durum seyredebilmesi için 8000 lira net olması gerekiyor bence. Çünkü 5000'in altındakini devletimiz açlık sınırı olarak nitelendiriyor. Yani 8000'in altında olduğunda insanlar evine ekmek götüremeyecek, kirasını veremeyecek, faturalarını ödeyemeyecek. Şu anki durum halihazırda olduğu gibi. Şimdi devletten beklenen rakam en fazla 3000, ki ben tahmin etmiyorum oraları da bulsun. Bulacağını da hiç zannetmiyorum. Yani bu şartlarda nasıl geçinilir? Nasıl hayat idame ettirilir? Nasıl çocuklarına eğitim verebilirsin? Nasıl bir kaliteli yaşam sunabilirsin? Nasıl ayakta kalabilirsin? Bunların hepsi bir muamma, soru. Evet. Evet abi, asgari maaş açıldı. Ayın 30'unda açıldı. 31 derken yeni yıl. 1, bugün 2. Evet. Neler diyeceksiniz? Şimdi askeri ücretle ilgili biz seninle daha önce konuştuğumuz gibi bir 8000'lerde rakamlardan gönlümüzden geçeni o şekilde bahsetmiştik. Ama açıklanacak olan rakamın da 2800 civarında olacağını söylemiştik. Tıpkı bizim tahmin ettiğimiz gibi 2825 lira 90 kuruş açıklandı. 90 kuruş önemli, onu not alalım. Tabii. Tabii ki. Çiziyoruz. Yani 90 kuruşla ne alabiliyoruz? 90 kuruşla bir şey alabiliyor muyuz? 90 yani kuruşla alabiliyor muyuz? Yani direkt yani al 90 kuruşu, ver bir şey. Alamaz. O zaman önemliymiş. Önemli. Devam et abi. Evet. Biz bu rakamların açılacağını zaten biliyorduk, tahmin ediyorduk. %21'lik bir zam oranı açıkladılar. Yani şu an iyi gösteriyor. Çoğu kişi makul seviyede bir zam olarak söylüyor şu an. Ama işçi bakımından, bizim bakımımızdan düşünecek olursan hiçbir işe yaramayacak bir para. Çünkü bir ayçiçek yağı 35-40 liradan 3 ay önceki fiyatından şu an 80 lira. %100'lük bir, %150'lik bir artış söz konusu. En ufak bir ayçiçek yağında. Ama askeri ücrete yapılan zam %21. Peki abi, şimdi bu yani çalışan çalışan gözüyle konuşuyoruz, bakıyoruz. Şimdi evet, bunu birazcık da işveren gözüyle bakarsak bunu nasıl yorumlarız? İşveren gözüyle kardeşim, işveren gözüyle de bakacak olursak 1000 lirada sigortasıyla beraber 3800 lira bir işçiye işveren maaş ödemiş olacak. 3800 lira gibi bir rakam İşveren, iş yapan, para kazanan bir ticaret adamı için çok da fazla denilebilecek bir rakam değil. Bunun üstünde paralar ödeyip işçi çalıştırabilecek çok sayıda iş insanımız, iş adamımız var. Örnek verecek olursak Sabancılardan, Koçlulardan. Ama yani şimdi onlar tamam da yine de bir sonuçta bu durumda işveren de şikayetçi oluyor. Yani onlar da bir yere kadar hak vermek lazım. Çünkü %21 az bir şey değil. Normalde oranlık olarak bakınca evet, az değil. 21 şu anki %21 tamam az değil ama geçmişteki askeri ücret düşük seviyede olduğu için şu anki yüksek artış, yani onların dediğine göre yüksek. %21'lik bir artışla 2800 lira gibi bir rakam oldu. Öncesinde zaten 2300 lira olarak askeri ücret zaten düşüktü. Bunun üstüne 500 lira gibi bir rakamın konması
iyileştirilmiş seviyeye gelmiş sayılmaz açıkçası. Bayağı bir şeyi kapatmış. Bu arada biz arabada yapıyoruz röportajımızı, evet, konuşmamızı, yorumumuzu sokak uzmanıyla, evet, birlikte. Çünkü bir kere sokakta çıkmak yasak. Biz onun çerçevesinde arabamızda hemen sokağımızda konuşuyoruz. Evet. Birazcık da sessiz ortamı kullanmaya çalışıyoruz. Daha bir yerimiz yok. Görüyorsunuz burası, evet, su taşıyan bir araba. Yani içme suyu, damacan. Yani tekrar maaşa gelirsek hayırlısı diyelim abi. Biz... Hayırlısı diyelim ama bu rakamlarla 2800 lira gibi bir rakamla sen kendini askeri ücret alıyormuş gibi düşün. Biz hani ben kendi işimi yapıyorum. Bunun üstünde rakamlar kazanıyorum. Sen de primlerinle falan filan bu rakamların üstünde paralar kazanıyorsun. Ama bir askeri ücretli düşündüğümüz zaman 1200 lira 1500 lira en minimum düşük seviyedeki bir ev kirası bu paralarda 1200-1500 civarında oturulabilecek böyle kombisi de yok çoğunun. Geri kalan 1000 lira da faturalarına gitti. Doğalgazıydı, suyuydu, elektriğiydi, internetiydi, cep telefonuydu. Onlar da çok zam geldi aslında. Evet, bunlarla beraber bu adamın hani nerede yemesi, içmesi, giymesi, çoluk çocuk, okul masrafı, atıyorum bir yere gitti, sosyalleşti, sinema, tiyatro, bu insanlar onları yapmasınlar mı? Bu kadar da şey mi kalsınlar yani? Onu aslında bu durumda isterse de yapamazlar. Her şey kapalı, evet, malum virüstür, Covid'dir, bilmem, evet, nedir. Şimdi bundan öncesinde Diyanet İşleri Başkanımız, beyefendiler, Ramazan ayında bir evin filtre parasını 21 bir kişilik için 27 TL, yani 30 lira desek. Günlük. Bir kişi için günlük karnını doyurabileceğin rakamı 30 lira olarak açıkladı. 4 kişilik bir aileyi düşünürsek 4.220. Aya vurduğumuzda ne yapar? 3.600 lira. Senin Diyanet İşleri Başkanı 3.600 lira minimum yaşam seviyesini belirliyor. Bu fiyatı veriyor. Ama sen onun altında 2.800 lira askeri ücret diyorsun. Hani 3.600'ün altı açlıktı Diyanet İşleri'ne göre. O da devlet, o da peki, devlet. Peki sence ne olmalı, yani ne olabilir de şimdi biz halktan, sıradan, evet, yaşayan İstanbul'un Bayrampaşa mahallesinde, Bayrampaşa ilçesinde sıradan insanlarız. Yani normal bir hayat sürüyoruz. Bayrampaşa'da, evet, yaşıyoruz İstanbul'da. Evet, evet. Belli bir gelirimiz var. Belki Azgay'ın biraz yani bir tık üstüne, yani ona göre de çalışıyoruz. Sen burada ticaret, evet, evet, ben de kendi işimde. Hı hı. Hani ne olur burada asıl sıkıntı nereden? Sıkıntı baştan. Balık baştan kokar biliyorsun. Sıkıntı baştan. Üretim yok. İmalat yok. Hiçbir şey yok. 3-5 tane patronun elinde Türkiye. İşçi onların elinde. Onların yönlendirmesiyle. Endüstriyel sanayide çalıştırılıyor. Köle gibi kullanılıyorlar. Ülkenin en başta tarım. Bu önemli bir konu, evet, aslında. Tarıma dönmesi gerekiyor. Üretime dönmesi gerekiyor. Ve bunun dönebilmesi için de devletin teşvik vermesi gerekiyor. Burada işçi olarak çalışan kesimin köye gönderip orada onlara destek vermesi gerekiyor. Tarımı yaptırması gerekiyor. Biz üretici bir ülkeyiz. Üreten bir ülkeyiz. Ziraat ülkesiyiz. Ama yok. Üretim yok. Ya aslında da ya ben anlamıyorum. Bazen de üretim var çok diyor ya. Çünkü üretici olarak da şimdi baksak köylere, yani, evet, özellikle Türkiye'nin, hı-hı, tarım konusunda bilinen Antalya, Mersin, evet, bölgeleri, hayvan konusunda bilinen Konya, Balıkesir civarı. Evet. Yani iyi üretim de oluyor. İyi üretim oluyor ama zarar ediyor kardeşim bu, şimdi. Mesela hayvancı, hı-hı, yapan kişi yani iyi üretiyor. Evet. Şeyden aldığı yemden veya ektiği, biçtiği işte otlar, yemler neyse, evet, ondan şikayetçi. Bu arada iş devam ediyor arkadaşlar. Evet. Su değişikliği geliyor, boş biton dolu gidiyor. Neyse. Antalya'da da yani üretiyorlar ama bazen ucuza satıyorlar. Ve biz pahalı almaktan şikayetçiyiz. Bu yani ben bunu anlamıyorum ya. Şimdi arada komisyoncular var. Üretici kazanmıyor. İşte atıyorum hayvancılıktan örnek verirsek yüksek maliyette yem alıyor. Bakım masrafları. Satıyor, malını ucuz satıyor. Arada kim alıyor? Tüccar geliyor senden malını ucuz alıyor. Getiriyor. 5 almışsa üstüne 10 koyuyor, 15'e satıyor. Maliyet yükseliyor. Bu sefer sen de bunu, eti pahalı yemek zorunda kalıyorsun. Şöyle çiftçi de malını ucuz satmış oluyor.
Kim kazandı? Ortada tüccar kazandı. Yok, bunu şimdi, bu da aracı çok kazanıyor. Bunu da dinlediğin evet. Çok bir şey oluyor. Şimdi konudan konuya yine evet. Asgari'nin yani aylık yani gelir şeyine geleceğiz. Yani bunu biz hayvanlara örnek veriyoruz. Şey de böyle şöyle yani. Bir şey de var abi. Yiyecek konusunda da işte. Bir kamyon domates. Hı-hı. Hani artık kaç domates alabilir Antalya'dan? İstanbul'a evet. Kadar getirecek. Evet. Şimdi domates birazcık narin bir ürüne giriyor. Böyle evet. Yani evet. Kolay zarar gören bir şey. Evet. Antalya'dan çıktığı yolla İstanbul'a girecek. Ödediği yol masrafları, köprü masrafları, park ne bileyim. Hani orada buraya kadar gelene kadar masrafı da çok. Şimdi aracı hı-hı. kazanıyor ama evet. aldığı da sattığı yere kadar da çok ödüyor. 3000 lira millet idare edecek bir şekilde bir sene daha. Evet. Yani 2000 mecburen idare edecek. De i̇stese de istemese de zoraki. Diyoruz, agi evet. bagi derken. Evet. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı. Yani biz ne bekledik, ne geldi. Yani İnşallah bu şekilde gider. Yani daha çok zam gelmesin. Daha çok böyle alım gücü düşmesin. Bu şekilde ya. Devam etsin. Yani idare edelim. Alım gücü bitti zaten. TL eridi gitti biliyorsun dolar karşısında. Alım gücü bundan sonra yani çok zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyelim. Buraya. Eyvallah, sağ ol. O zaman görüşürüz diyoruz. Başka bir videoda, bir yorumda çok yakında birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bizim tüccarlarımız, kamize mallarımız da bunu çok iyi bildikleri için çiftçinin kafasını eziyor tarlada. Ucuz zaten baştan koparıyor. Bir daha. Tekrar mı? Ne yapalım? Geri mi saralım? Benim bildiğimle. Biz bayağı kötü görünüyoruz. Gördüğümde de.